Taze börülce için malzemelerimiz yarım kilo taze börülce, 1 adet domates, 1 adet kuru soğan, tuz, karabiber, pul biber, 1 yemek kaşığı salça ve sıvı yağ. Yine çok kolay bir tarif. Ben Ditfiriz'den kullanacağım taze börülceyi. Hemen yapımına geçiyorum. Bu arada domates ve soğanları görmüş olduğunuz gibi küp küp yemekli, küçük küçük, orta boy, nasıl isterseniz doğruyorsunuz. Olduğu gibi öncelikle soğanlarımızı ekliyoruz ve sotelemeye başlıyoruz. Soğanlarımız sotelendikten sonra domateslerimizi ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra 1 yemek kaşığı salçamızı ekleyip kavuruyoruz. Daha sonra tuzunu, karabiberini ve pul biberi, kırmızı toz biberi ekliyoruz. Bir daha karıştırıyoruz. Börülceyi ekliyoruz. Ditfirizden çıktı. Ve hemen üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. Üzerini geçecek kadar ılık suyumuzu ekledik. Şöyle. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Bırakıyoruz. Yumuşadığı zaman bilin ki pişmiş demektir. Şöyle bakıyorum. Herkese yağmurlu bir Antalya gününden merhaba. Bugün rüzgarlı ve sağanak yağışlı bir Antalya gününe uyandık. Bu benim ilk sesli videom. İstek üzerine aslında sesli ve görüntülü videolar istediniz. Fakat birkaç ekipmanım eksik. Onları da temin ettikten sonra sesli ve görüntülü yemekler yapmaya başlayacağım inşallah. Bugün akşama misafirlerim var. Annem, teyzem, anneannem ve Gülşah geliyorlar Şeke'den. Bize misafirliğe bir hafta kadar kalacaklar. Aslında fırında onlara mısır ekmeği, tavuk yapmak istiyordum. Fakat elektrikler kesik. Hava çok kötü ve yağmurlu olduğu için elektriklerimiz kesildi. O yüzden hemen acil durum olarak bir menü tasarladım kafamda. Tavukları haşlayıp bahçede olmuş olan bir tane patlıcan, elimde kalan bir tane biber ve bir tane soğanla tavuk güveç yapacağım. Fakat tencerede olacak. Ondan sonra pirinç pilavı tavuk suyuna yapacağım, bu pirinç pilavını. Bir de börülce yemeği yapacağım. Bahçeden roka ve mizin otu toplayıp şöyle güzel bir yeşil salata. Ekmeği de maalesef bugün hazır almak zorunda kalacağız. Menümüz böyle. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Önceki videolarımı. İlginiz için, yorumlarınız için, mailleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde buradan olsun, Antalya'dan olsun ve gittiğim her yerden vloglarla karşınızda olacağım. Hera'nın da sayfası var, ona da bekleriz. Hera'nın da günlük hayatını çekmeye başladım. Şimdilik bu kadar. Tekrar teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.